Karan sizin öz kardeşiniz. Anne. Baran benim oğlum. Beni kandırmışlar. Oğlumu benden çalmışlar. Narine vermişler büyütsün diye. Bunu yıllarca bizden saklamışlar. İçimde beni burada tutan bir his vardı. Buradan gidemedim. Buradan asla gidemedim. Sevim ablan ölüm döşeğindeyken itiraf etti. Hayır dedim. Bu gerçek olamaz. Böyle bir şey olamaz dedim ama... İçime bir umut sarmıştı. Ya oğlum yaşıyorsa, ya oğlum gerçekten hayattaysa diye. Baran'la birlikte gerçeğin peşine düştük. Bu sırada kalbinden geçenleri sana anlatamam. Gerçekten oğlum yaşıyor mu? Gerçekten oğlum hayatta mıydı? Bir yandan bir mucize olsun diye dua ediyordum. Bir yandan da çok korkuyordum. Oğlumu yaşayıp yaşamadığından emin olmak istedim. Ama gerçeği mezar boş çıkınca anladım. Burada değilse nerede? Söyleyin ne olur söyleyin. Öldü sandım oğlumun mezarını oğlumla kazdım. Kan mı bu? Yok ya, değildir. Kan Sabine de bir açıklaması... Ne olabilir ki ya? Anne, emin misin? Kadriye Hanım itiraf etti. Murat'ın babası. Deniz'imi benden koparıp Nari'nin kucağına vermiş. Murat, Nari'nin, Kendal, Kadriye Hanım hepsi bu işin içinde. İnanmıyorum. Yok, inanmıyorum. İnanmıyorum, böyle bir şey nasıl olur? Anne, böyle bir şeyi bizden nasıl saklarlar? Nasıl susarlar anne? Baran. Baran biliyor mu peki? Hayır. Ya babam böyle bir şey yapmış olamaz. Olmamalı. Keşke sana istediğin şeyleri söyleyebilseydim kızım. Ama maalesef tüm gerçekler bunlar. Üzgünüm. Anne, ben çok özür dilerim. Sana söylediklerim, yaptıklarım için çok özür dilerim. Bilmiyordum. Baran arıyor. Anne, ne diyeceğim ben? Konuşamam, yapamam.
Alo, kızım neredesiniz siz? Her taraf dağılmış, yerde kan var. Neredesiniz siz, iyi misiniz? Kızım cevap versene, orada mısın? Benim Baran. Ebru, ben Maya sandım ya. Kafeyi dağınık görünce merak ettim. İyiler, yanımdalar. Neredesiniz? Atölyedeyiz. İyi tamam, ben geliyorum. Baran. Ben gideyim mi bakayım şunu? Beraber gidelim. Yok, sen burada kal da bir şeye dokunma sakın. İyi de o zaman bir haber falan ver yani. İyiler mi, kötüler mi? Bir ara beni, tamam? Tamam, tamam. Eyvallah. Melek, ben çıkıyorum. Mesire ilgilenirsin, olur mu? Ebru'dan haber var mı? Niye sustum? Niye hiçbir şey söylemedim? Olanları kabul etmekte ben bile bu kadar zorlanırken nasıl söyleseydim? Baran'ın hayatını yıkmaktan korktum. Hadi Baran neyse. Biz seni niye anlatmadın? Anne günler geçti üstünden. Biz senin yokluğuna hep bir bahane aradık. Hep seni suçladık. Ya üstelik konaktakilere annen nerede diye sorduğumuzda gözümüzün içine baka baka hiçbir şey söylemediler. Nasıl yaparlar böyle bir şey? Keşke bize Ayşe yapmasaydı. Hepinize anlatacaktım. Hepinizi birlikte konağa çağırmamın sebebi de buydu. Ama kaza oldu. Sonra da hastane. Hastaneye geldiğinizde hatırlıyorsun değil mi? Baran başımdaydı. Hatırlıyorum. Hatta sonra biz sana olanları anlattık. Kendall, Fatih. Sonra da Kendall geldi. Kendall gelince zaten anlatacak halim kalmamıştı. O ne demek anne? Aramızda kalacak söz veriyor musun? Söz. Kendall dedi ki... eğer Baran'a oğlun olduğunu söylersen... o da adayı polise ihbar edecek. Kendall'ın size neden yardım ettiğini anlamıyorum. Kendall'ın orada ne işi vardı? Ya da Özlem'in abisini size ne alıp veremediği olabilir. Kardeşin nerede? Kardeşin nerede diyorum? Bilmiyorum. Yani aslında düşününce her şey o kadar garip ki. Mesela o adam bizi niye nereye götürmek istedi? Sonra silah. Bana lazım olan sizsiniz. Silah vardı ortada, nereye gitti? Ya silah gerçekten var mıydı, emin misin? Anne eminim. Sana yemin ediyorum silah vardı. Ama Kendall korkudan uydurduğumuzu söyledi. Ya siz Kendall'a nasıl inandınız? Ne düşünecek durumda değildik. Şok olmuştuk. Düşünüyorum, düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Kendall yaptı diyorum ama... hayır. Çekici adamın kafasına ada vurmuş. Beni korumak için yaptı anne. Biliyorum kızım ama bir tek benim bilmem önemli değil ki. Bu gece Kendall soyadımız Şanver'le olduğu için bize yardım ettiğini söylemişti. Ama neticede amcanız. Ne de olsa soyadımı taşıyınız. Sonra gelip sana şantaj yaptı. Nasıl insanlar bunlar anne? Bu adam neyin peşinde? Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ya benim aklım almıyor. Onca zaman yaşıyormuş Deniz. Ya
Hani Baran? Baran bizim öz kardeşimiz anne. Ben nasıl susarım? Baran'ın gözlerinin içine bakıp nasıl susarım? Benden böyle bir şey isteme ne olur. İnan ki benim için de çok zor. Ama mecburuz. Ada için mecburuz. Ya en azından neler döndüğünü anlayana kadar söylememeliyiz. Biliyorum yaptığımız doğru değil ama zamana ihtiyacımız var. Bir şeyler aldım. Geliyorlar. Geliyorlar. Ne yapacağız? Öğrenmişler. Baran aramıştır. Kafe dağınıktı. Merak etmişti. Baran o yüzden mi aradı acaba? Anne ne yapacağız? Öğrendiler işte. Dur bekle bir konuşalım. Ya niye geldiler o zaman? Ya Maya dur bir sakin ol. Ebru Hanım. Nasılsın Maya? İyi, iyiyim Oğuz abi. Peki iyi görünmüyorsun. Buyurun Oğuz Bey. Size sormam gereken bazı şeyler var Ebru Hanım. Buldular beni ya. Buldular, ne yapacağım ben? Sekem köyünün arkasında kalan ormanlık alanda bir ceset bulundu, ihbar alındı. Anlaşıldı, tamam. Kazayla ilgili vermiş olduğunuz ifadede bazı çelişkiler olduğunu düşünüyorum. O yüzden size birkaç soru daha sormam gerekli. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Komutanım, gömülü bir ceset ihbarı alındı. Tamam oğlum, sen git geliyorum. Emredersiniz komutanım. Ben tekrar uğrarım Ebru. Ne yapacağız? Nasıl oldun, iyi misin? Nasıl olayım Kasım?
Oğlum yanımda değilken ben nasıl olabilirim ki? Ayşe. Mehdi nasıl, iyi mi? Anne sen iyi olmaya bak. Mehdi'yle kavuşacaksınız zaten yakında. Biraz sabretsen. İçim yanıyor kızım. Dayanamıyorum artık. Allah şükür sen yanımdasın. Bir de Mehdi kucağımda olsaydı. O kadar merak ediyorum ki. En son diş çıkarıyordu. Ne oldu acaba? Emekliyordu en son. Ya emeklerken kafasını bir yere vurursa? Ya yediği lokma boğazında kalır da nefessiz kalırsa yavrum? Ya yatağında ters dönerse? Kim koşacak, kim bakacak benim oğluma? Çok korkuyorum. Anne, kardeşim iyi, merak etme. Gerçekten. Oğlumu bana getir. Ne olursun. Annenin yanında kal. Özlem. Özlem diyorum sana, duymuyor musun beni? Bırak konu. Tutmamı hiç istemedin değil mi? Nasıl buldun burayı? Beni mi takip ettin? Gevezelik edeceğin ikisi Bel'in yanında. Alacağız. Ne o? Fayansı ortaya çıkartacağım diye beni mi öldüreceksin? Yok. Ben genelde seni ölümden çekip alıyorum. Seni öldürmeye çalışan başkası. Ha tanırsın. Hani şu... Kocan oluyor ya. Hani uğruna beni sattığın adam var ya, o. Yürü. Onca tantanaya rağmen çıkıp gelmişsin buraya. İşine sahip çıkmışsın. Sevdim seni. Akıllısın, sersin. Dün akşamki olayı da kafana takma. Kardeşim senden iyisini mi bulacak? Sağ ol ağam. Ama anlaşılan Kadriye'nin bu duruma pek razı olacakmış gibi. Sen bana güven. Sözüm söz. Bu iş olacak. Ama her şeyin bir zamanı var. Baban çok aceleci davranıyor. Dün akşam ailemin yanında beni ne hale düşürdün Kendal ağa? Şimdi de bakalım. Bunu nasıl sineye çekeyim? Ya Rüstem ağa. Bir sakin ol, bir soluklan hele. Eski meseleler öyle ha deyince çözülmüyor ki. Anam hala tavırlı. Ben onu ikna edeceğim. Sana söz vereyim. Ama sen de laftan anlamayın ki. Güzel diyorsun da, o evde senin lafını dinleyen kalmamış ki. Kendal ağa, ben neden dinleyeyim? Hadi sen de düş önüme. Rüstem ağa. Sözüm söz diyeyim. Güven bana. Halledeceğim. Tamam Kendal ağa. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Sen jandarmadan mı kaçıyorsun? Bana bak. Kafe dağılmış. Yerde kan vardı. Kavga mı çıktı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Adam! Adam! Adam!
Kendal! Yaptıkların hesabını vereceksin Kendal! Tarlamızı sen yaktın! Babamı sen öldürdün! Ben de seni öldüreceğim! Bırakın lan! Bırakın! Lan çekin! Şşş, tamam tamam. İndir o silahı. Yeter bu kadar. İndir. Sakin olun. Babaya Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Ama senin babanı fıskana mı kaldım lan ben? Ha? Bak şunları göreyim mi? Bütün çiftçiler mallarını bana getir. Senin malına mı kaldım lan? Öldüreceğim lan seni. Ha bak. Bu seferlik acına vereyim. Ama bir daha karşıma çıkma. Atın dışarıya. Haydi. Öldüreceğim lan seni. Savunun lan. Bırakın. Atın lan şu leşi. Bırakın lan beni. Bırakın lan. Ada. Ada. Ya dursana kızım. Ada. Bittim ben Baran. Bittim. Bu sefer gerçekten bittim. Bulacaklar beni. Bulacaklar beni, hapse atacaklar beni. Baran, ben hapse falan giremem. Ben hapse falan girmek istemiyorum. Ada sen ne yaptın? Ada ne yaptın? Ada! Anne, Ada yok. Ne demek yok? Bilmiyorum, yok işte. Nereye gitmiş olabilir ki? Acaba jandarmaların sesini duyup korkup kaçtı mı? Dur bir sakin olalım. Nereye gitmiş olabilir? İnşallah sadece saklanmak için gitmiştir anne. Ya o ne demek şimdi? Ya bilmiyorum. Ben Ada'nın kendisine bir şey yapmasından çok korkuyorum. Ada hiç iyi değil. Maya sakın ağzından bir daha böyle bir şey duymayayım, tamam mı? Hadi gel, nerede bulalım? Ada! 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 Ada sakın! Ada! Ben herkesin hayatını mahvettim. Maya'nın. Annemin. Mahvettim. Mahvettim her şeyi bir tört. Ada, bak beni dinle, yalvarırım. Tut şu elim. Ya biz kardeşiz. Ben hep senin yanında olacağım, söz veriyorum ya. Gel hadi, tut şu elimi. Anlamıyor musun? Her şey bitti artık. Bak yalvarırım, tut şu elimi. Lütfen. Ada! 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 Tamam, 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 tamam. Geçti, tamam. Geçmedi. Geçmedi, hiçbir şey geçmedi. Geçmedi, geçmedi. Baran, ben birini öldürdüm. Ben birini öldürdüm. Baran. Ben katil oldum.
Niye geldik buraya? Hatırladın mı? Kimse yasımı tutmaz, kimse ardımdan ağlamaz diyen bir kadını sevdim. Yo, hatırlamam mı lazım? Öyle olsun bakalım. Hadi de, deneyeceksin. Ben Sibel'le kaçmadım. Ha, çok da umurum. He Özlem, he. Öyle ağzını yaya ne konuşuyorsun be? Ha, tabii. Karşımdaki ağa karısı. Saygıda kusur etmemek lazım. Ne de olsam arabasıyız. Değil mi? Ne Sibel'le kaçtım, ne de Sibel Kasım'la kaçıyorum diye mesaj attı. Hepsini yapan sevgili ağam. Ne oldu? Nasıl yaptım bilmiyorum. Maya'yı öyle görünce benim birden gözüm karardı. Ben onu öldürmek istemedim. Ama Fatih'in ne işi vardı orada? Başka kim biliyor? Annem, Maya. Ta Kendall. Amcam mı? Baran. Baran, ben çok korkuyorum. Efendim? Ebru, adanın durumu çok kötü. Değirmen yoluna giden yamacın oradayız. Acil gelmen lazım. Tamam, tamam. Baran adayı bulmuş. Ha, ben de inandım. Başka bahane bulamadın mı sen? Ayrıca ihanetin bedeli de ağırdır. Ağam ne yapmışsa doğru yapmıştır yani. Ağan olacak adam vurdurdu Sibel'e. Yetişmeseydim Sibel çoktan ölmüştü. Kenan Bey yardım etti. Köşe bucak kaçırdık Sibel'i. Nereden belli senin doğru söylediğin? Ben bayağı üzülmüşüm. Nefret ettim kendimden. Lanet okudum. Neden? Hayatına girdiğin tüm kadınlara cehennemi yaşattığın için mi? Pişman mı oldun? Oldum. Ama değiştim. Düzeltmeye çalışıyorum. İşi zor. Kolay gelsin. Ya Özlem, beni delirtme. Bak, bir kere delirttin, etme. Sibel orada yatıyorsa en büyük suç benim. Ama senin de suçun var. Benim de suçum var be. Mahzende Kadir Yağan'ı bizi yakaladığında kaçarken... sen kendini kurtarmak için o teybi ortaya çıkarmasaydın... Sibel orada ölümle boğuşmuyor olacaktı. Siz de milleti ayakta uyutmaya devam ederdiniz yani, öyle mi? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Sibel'i gördüğünü söylemem. Niye söylemem? Onu öldürür. Niye umurumda olsun ki? Niye? Söylesene niye? Ya bu karı avluya geldiğinden beri benim hayatım mahvoldu be. Bak, kocamı elimden aldı demiyorum sana. Kızımı öldürdü, onu o da kabul ediyor. Kızımın kan olup aktığı yeri öptürdüm ben ona ya. İçim soğudu mu? Hayır.
Kızım geri geldi mi? Hayır. Hayır, hayır. Şimdi söyle. Sibel'i söylememem için, onu kurtarmam için bir sebep söyle bana. O da senin gibi. Ana. Tıpkı senin gibi. Evladı uğruna canını vermeye hazır bir ana. Anladın mı? Bundan başka sebep söyleyemem. Evladını bir kez bile öpmemiş biri olarak eğer anaysan kabul edersin. Ha ama yüreğin kararmışsa hangi sebep seni ikna eder ki? Ha? Şimdi söyle bana Özlem. Hangisisin? Kızım dur, sakin ol. Ada söyledi bana. Ada kızım, kazayı sormak için geldiler. Seninle alakası yok. Anne duydum ya, duydum. Kulaklarımla duydum. Telsizden anons geçtiler. Ceset bulmuşlar. Ya bugün olmazsa yarın alacaklar beni, götürecekler, hapse atacaklar. Anne ben çok korkuyorum ya. Ben hapse falan girmek istemiyorum. Ben çok korkuyorum. Öyle bir şey olmayacak. Adanın durumu çok kötü. Az kalsın aşağı atacaktı kendini. Ada. Ada kızım. Sakın bir daha böyle bir şey yaptığını duymayayım. Ben bir şekilde bir çözüm yolu bulacağım, tamam mı? Ne olur sadece bana birazcık zaman tanı. Anne. Şu işin doğrusunu bana bir anlatsana sen. Tamam, bak her şey yoluna girecek. Üzme kendini. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Tamam mı? Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Ada kızım yapma lütfen. Anne ne yapayım ya? Ben zaten hayatımın en kötü hatasını yaptım. Gittim Özlem'in abisini öldürdüm. İyi abi de gittim senin amcanla birlikte gömdüm. Ne? Nedir durum? İhbarın yapıldığı yer burasıymış komutanım. Arkadaşlar çalışmaya başladılar. İhbarı yapanın kimliği belli mi? Adını söylememiş. Tamam, devam et. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben ya? Nasıl bir işe bulaştım? Anne benim kaçmam lazım. Ada kızım ne olur sakin ol. Hiçbir yere kaçmayacağız. Bak. Ben bir yolunu bulacağım ama ne olur dediğim gibi biraz zaman tanı bana. Anne sen ne diyorsun ya? Ben gittim adamın kafasını patlattım. Bir de üstüne gittik gömdük. Ya ben kaçmayayım da ne yapayım? Benim başka çarem mi var? İstersen gidip teslim olayım. Diyeyim ki herifin tekinin kafasını patlattım diyeyim. İster misin anne? Yapma lütfen. Ben şimdi rüzgarı alayım, sizi de Fikriye Hanım'a bırakayım. Ben yokken kardeşlerine sahip çıkar mısın? Benim bir amcamla konuşmam lazım. İşin aslını öğreneceğim. İşim bitince yanınıza gelirim. Baran sakın sen bu işe bulaşma. Sen sadece kardeşlerine destek ol yeter. Baran! Kenan Bey. Gel Kasım, gel.
Ben de Sibel Hanım'a bir iki gün daha hastanede kalmasını söylüyordum. Özlem gelince rahatsız olmuşlar. Özlem konuşmayacak, merak etmeyin. Sen nereden biliyorsun? Ya Kendall'a söylerse? Annemi onun vicdanına mı bırakacağız? Anneni de seni de riske atmam. Özlem'e ben kefilim. Konuşmayacak. Hı. Bozacının şahidi şıracı. Ayşe. Tamam kızım. Ne? Sen onun yüzünden burada yatıyorsun, farkında mısın? Ayşe. Annenin hayatını Kasım kurtardı. Bunu unutma. Bir şey olursa bana haber verin. Mehdi kuzum, iyi mi ben seni? Ne yapıyorsun yenge? Asma çorba yapıyorum. Başka bir şey yemiyorum. Doktor geldi mi? Birazdan gelecek, onu bekliyoruz. Melek, şu Sibel için anlatsan mı? Ben de ananın anlattığı kadarını biliyorum yenge. Yenge, iyi misin? Ne oldu? İyiyim, yok bir şey. Ne oldu ki buna şimdi? Şu hayatta içimizi titreten bir tek şu koltuk kaldı ha. Ulan Sevda, ulan Sevda. Senin gibi karım olsun, 100 milyon borcum olsun, çalışır öderim vallahi. Efendim? Alo, Sevda Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Estağfurullah. Banyodayım. O yüzden biraz geç açtım. Sorun olmamıştır inşallah. Yok yok, mühim değil. Aslında ben de sizi arayacaktım. Galip galiba karşı diyelim mi? Diyelim. Dün yetkililerle görüştüm. Anlaştığımızdan daha fazla fıstığa ihtiyacımız var. Ayarlayabilir misiniz? Bunu yüz yüze konuşsak diyorum. Siz neredeydiniz? Şanslısınız. Hala Antep'teyim. Oh oh, ne güzel. O zaman şimdi şeyle yapalım. Baş başa bir yemek yiyelim. Yeri ben ayarlarım. Siz nerede kalıydınız? Gelip ben size alayım. Siz çok tehlikeli bir adamsınız. Yok canım. Demeyin öyle. Neden olduğunu bilmiyorum ama size bir türlü hayır diyemiyorum. Saat 8 size de uygunsa ben artık hazırlanmaya başlayayım. Tamam. Hazırlan canım, hazırlan. Ben sana 50 yıldır hazırlanıyorum. Efendim? Umduğumdan daha kolay oldu. Ne oldu? Akşam romantik bir yemeğe çıkıyoruz. Güzel.
Ne yapacağını biliyorsun. Her daim bilirim. Egosu yüksektir. Biraz kaşımak lazım. İşte o zaman da... Hataya açık olur. Kesinlikle. Sen yine de Kendall'a dikkat et. Kenan Bey. Akıllı bir insan ne zaman aptal gibi gözükmesi gerektiğini bilir. Geçmelerden haberdar et beni. Siz nasıl isterseniz Kenan Bey. Bu herif niye sana durup dururken Ebru'nun kazasıyla ilgili soru soruyor ki zaten? Ha? Senin ne ilgin var? Ne derim ki ben sana oğlum? Bunca olan biteni ben sana nasıl anlatayım? Bu kadar şeyi senden kopmamak için yaptım param. Ben sana nasıl izah ederim bunları? Söylediklerin bana cevap olması gerekiyorken her defasında daha fazla soru işareti oluşuyor. Ne demek istiyorsun? Ben sadece senden dürüst olmanı istiyorum. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Rica ederim. İlaçların zamanları önemli. Atlamayın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor ne dedi? Aslım iyileşecek değil mi? Bir süre takip alacağız dedi. Narin nereye? Asım. Asım. Bak iyileşeceksin. Doktor da öyle söyledi. Annem, babam hiç gelmeyecek mi? Gelecek kuzum. Bu ara çok iş var onun. Asım'ım. Bak sana ne getirdim oğlum. Bu baldan ye biraz. İçine arı sütü de koydurdum. Rüzgar gelmedim. Gelse oynardık. Gelecek oğlum, gelecek. Allah'ın izniyle bütün torunlarımı yeniden bu konakta göreceğim. Hoş geldin Baran abi. Amcam içeride mi? Yok abim çıkalı çok oldu. Nereye gitti ya? Vallahi babam bir şey demedi. Selamun aleyküm. Hoş geldin İskender. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Ne var Baran? Amca neredesin? Antep'teyim oğlum. Çok önemli bir iş görüşmesi yapacağım. Amca acil konuşmamız lazım. Ya oğlum meşgulüm. Eve gelince konuşuruz. Ya amca sen neredesin? Söyle ben yanına geleyim. Ya bayan meşgulüm dedim ya haydi. Amca. Anne. Baran'ın bu işe dahil olması hiç iyi olmadı. Biliyorum. Ben de çok korkuyorum başını belaya sokacak bir şey yapmasından. Seni bugün o kadar iyi anladım ki. Gözlerinin içine bakıyorsun ama tek kelime edemiyorsun. Aman Maya ne olur. İkimizin arasında kalsın. En azından şimdilik. Biliyorum anne, tamam. Adayla Baran'ı bugün öyle görünce bir garip hissettim. Yani eskiden de kardeştik ama şimdi farklı. Sadece babamın değil, senin de bir parçanmış Baran. Ada ne kadar kavga etse de her başı sıkıştığında onun yanında alıyor solu. Sanki içten içe biliyor öz kardeş olduğumuzu ama kendine itiraf edemiyor. Ben de öyle hissetmiştim.
Hiçbir şey bilmiyordum. Ama hissetmişim. Beni burada tutan bir şey vardı. Adaya ne zaman söyleyeceğiz peki anne? Söyleyemem. Söylersem sustuğumu nasıl anlatırım ona? Onun için sustuğumu bilmemeli. Anne ne kadar devam edecek böyle? Ya Oğuz abiye gelen ihbarı duydun? Ya Fatih'i buldularsa? Her şey ortaya çıkınca ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben de hepimiz için en doğru olan ne onu bulmaya çalışıyorum. Maya ne olur adaya göz kulak ol, tamam mı? Gözünü ondan ayırma. Tamam anne. Emre arıyor. Aç belki rüzgar içindir. Emre? Maya, iyi misiniz? Merak ettim. İyiyiz, bir sorun yok. Rüzgar nasıl? Rüzgar aynı yani. Odasından çıkmıyor. Tamam, annem şimdi geliyor almaya onu. Ya ne bileyim, sabah Baran'la kafeyi öyle görünce... İster istemez endişelendik biraz. Sonra Baran da aramadı beni, ses çıkmadı. Geldi mi yanınıza, sizin yanınıza gelecekti? Geldi, evet. Ne oldu peki kafede? Yani kavga falan mı çıktı? Yok, yani çok önemli bir şey değil. Kafeye gelen işçiler kendi aralarında kavga etmişler. Bizim de zamanımız yoktu, ortalığı toplayamadan çıktık öyle. Benim biraz işim var Emre. Sonra görüşürüz, olur mu? Saatler olsun ha. Nasıl oldu ya? Daha iyisi olur ağam. Nasıl yani? Ağam sen aslında karizmatik adamsın ama kendine hiç bakmıyorsun. Öyle mi değil? Bana bir izin ver. Seni baştan yaratayım. Emin misin? Merak etme ağam. Eminim. Haydi bakalım. Ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Bu ne? Konan telefon numarası. Oğuz'dan aldım. Ne duruyor? Ne yapacağım? Sen de haklısın. Aşık adam ne yapacağını bilemez. Ne yapacağım? Arayacaksın, melekle konuşacaksın. Ya melek çıkmazsa? Yani telefonu o çıkmazsa? Tekrar arayacaksın. Kapatacaksın, bir daha arayacaksın. Olmadı, bir daha arayacaksın. Kadın dediğin zor bir kaledir. Erkek önce kadının cismini sever, sonra sadakatini. Kadın erkeğin önce sadakatini sever, sonra cismini. Sevdana güvenecek misin? Sabredecek misin? Sana Sabri adını veren günün birinde ihtiyacın olacağını hissetmiş. Hadi al. Konuş. Ara. Ben de sayayım. Bu bir. Alo. Özlem. Bacım. Niye evden arıyorsun be? Delirdin mi sen? Bacım benim Melek'le konuşmam lazım. Ne yüzle konuşacaksın sen Melek'le ha? Başımıza getirmedik, bela bırakmadın. Düş artık kızın yakasından. Bir rahat bırak ya. Ne desen haklısın. Ben teslim olmaya karar verdim. Ne olur son bir kez Melek'le konuşayım. Bunu bana çok görme. Melek. Ne oldu yani? Bir şey yok. İki dakika Mehdi'ye bak da anamı arayayım ben. Tamam, şunları bir bitirelim.
Gelince bitireyim ben bunları. Al. Abim. Seninle önemli bir şey konuşacakmış. Vallahi ben kefil değilim ha, ona göre. Sabrı bu. Sağ solu belli olmaz. Sana hepimize neler çekti değil mi, unutma. Ona göre konuş. Al. Alo. Melek. Meleğim. Niye aradın ki? Melek, bir 5 dakika konuşsak. Konuşacak bir şey kaldı mı? Sabahlara kadar anlatsam bitmez ama. Bir 5 dakika dinlesen be Meleğim. Hiç olmazsa yüzünü görsen. Yıkıntıların orada seni bekleyeceğim. Gelir misin? Melek, bu senden son isteğim. Melek, bir şey de. Alo. Melek. Ne dedi? Gelmeyecek. Öyle mi dedi? Yok, öyle demedi. O halde gelecek. Nereden biliyorum? Kadın dediğin bir sevdiğinde, bir öldüğünde susardı ondan. Gelecek. Sen de söz verdiğin yerde onu bekleyecek misin? 1 saat, 2 saat, 3, 4, 5 saat. Sevda Kalesi'nde nöbetini tutacaksın. Ha? Tutacağım baba. Tutacağım. Hoş geldiniz Nane Hanım. Buyurun. Sağ olun. Ben Oğuz Bey'e bakmıştım. Burada mıydı? Oğuz komutanım dışarıda, göreve gitti. Ama ben geldiğinizi iletirim. Benim vaktim var aslında. Ben bekleyebilirim. Tamam o zaman. Buyurun içeride bekleyin. Buyurun lütfen. Olur. Anne. Ya... Ada. Ne olursan şimdi bunları düşünme. Ben bir şekilde yolunu bulup öğrenmeye çalışacağım. Anne, ben kalamam. Ya ben kalamam. Benim gitmem lazım. Ben hapse falan giremem. Ya anne, teslim olayım. Ne yapayım? Benim gitmekten başka çarem yok ki. Hadi ne olur hadi. Ben rüzgarı almaya gideceğim. Ya bir içeri girelim hep birlikte hadi. Komutanım, burada bir şey var. Komutanım, bir şey bulduk. Sayın savcım. İhbar yapılan mevkideyiz efendim. Cesede ulaştık. Peki efendim, bekliyoruz. Kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kapınızı açtığınız için teşekkür ederiz. Kızım, o nasıl söz? Burası sizin de eviniz. Öyle görmezseniz gücenirim.
Kızlar siz içeri geçin. Ben konaktakilere de haber vereyim, merak etmesinler. Hiç zahmet etmeyin. Onların bizi merak ettiğini sanmıyorum. Ben Rüzgar'ı almaya gideceğim. Siz de lütfen burada kalın. Hemen geleceğim, tamam mı? Tamam anne. Ebru, bir sıkıntı yok değil mi kızım? Sen yorgun görünüyorsun. Kızlar da biraz gergin. Uzun zamandır o kadar çok şey yaşadık ki üst üste. Kızlar da gerildi. Siz de onları mazur görün. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yapabileceğimiz bir şey varsa diye sordum. Sağ ol. Ben Rüzgar'ı daha fazla bekletmeyeyim. Tamam. İzninizle Sayın Savcım. Efendim Levent. Komutanım, Narin Hanım geldi. Burada sizi bekliyor. Narin mi? Tamam, ben geliyorum. Ulan Ferit, sana uydum. Eğer maymuna çevirirsen dükkanı başına yıkarım ama göre. Estağfurullah ağam. Yakacaksın ortalığı, yakacaksın. Vallahi mi lan? Zebra. Hoş bulduk. Ben Rüzgar'ı almaya geldim. Nerede? İçeride. Ama ne yaptıysak odasından çıkaramadık. Bir de ben deneyeyim bakalım. Bu arada size ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten zor durumda kaldım. Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa. Bu arada eğer birileriyle konuşmak isterseniz ben her zaman dinlerim. Teşekkür ederim. Şöyle. Oğlum. Rüzgar, ben geldim. Git buradan. Seni görmek istemiyorum artık. Rüzgar, sen kapıyı açana kadar burada bekleyeceğim seni. Ben anladım artık. Sen beni sevmiyorsun. Rüzgar, lütfen böyle söyleme. Sen bana hep geleceğim diyorsun. Ama gelmiyorsun, gidiyorsun. Sevmiyorsun sen beni artık. İnanmıyorum ben sana. Rüzgar. O kadar üzüldüm ki ağladım. Biliyorum, çok üzdüm seni. Haklısın da. Ben de zaten buraya sana özür dilemek için geldim. Hem benim sizden başka kimim var ki? Rüzgar, lütfen. Barıştık mı? Seni çok özledim anne. Ben de seni çok özledim bir tanem. Sen de babam gibi bizi bırakıp da gittin zannettim. Çok korktum. Bir daha bizi hiç bırakma, olur mu anne? Ben sizi hiçbir zaman bırakmadım. Hiçbir zaman da bırakmayacağım. Siz benim her şeyimsiniz. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Ne sandın ki Sabri?
Meleğim. Geldin. Gelmeyecektim. Yolda 10 kere geri döndüm. Ne anlatacak ki dedim, anlatılacak bir şey kaldı mı? Ne desem boş lakırtı senin için. Haklısın. Söyleme, eyle be adam diyorsun. Gücüm mü yok? Var elbet. Heves mi yok? Hem de gırla. Biliyorum. 1000 kez kazaydı desem de... Bir şey değişmeyecek. Bir şey değişmeyecek ama... Ama bir şans versen... Düzelmeme yardım etsen... Adam etsen... Aşkınla başladığın işe sabrınla devam etsen... Beni böyle yarım yamalak bırakmasan Melek... Olmaz mı? Teslim olacağım. Bunu daha önce de demiştim. Bu sefer farklı, yemin ederim. Beni bekler misin Melek? Sevgini helal eder misin? Seni sevdim, helale hoş olsun der misin? Sabri. Teslim olacağım. İyi edersin. Yerini söyle. Şimdi değil. Er geç yakalanacağını biliyorsun zaten Sabri. Bu işi daha fazla uzatma. Beni dinle komutan. Yarın teslim olacağım. Tamam, yarın. Neden yarın? Çok yaktım. Çok yıktım. Hepsi için pişmanım. Adalet versin cezamı. Neyse çekerim, ne kadarsa yatarım. Ama her şeyden önce... yaktığımı, yıktığımı telafi etmem lazım. Sen adalet peşindesin. İyidir, doğrudur. Başkaları için adalet dağıtırsın. Haklarına tecavüz edenleri kulağından tuttuğun gibi adalete teslim edersin. Ama öyle bir gün olur ki komutan. Başkaları için dağıttığın adalet sana kör bakar. Şimdi az bekle diyorum. Teslim olacağım. Ben de sevdamın peşindeyim. Onun kalbine girmeden içeri girmeyeceğim. Yarın teslim olacağım. Gördün işte. Yarın teslim olacağım. Yarın yine gelir misin buraya? Ha? Son bir kez göreyim seni. Melek. Meleğim.
Muz, ben senden kaçtım. Ben senden kaçtım ama yine sana geri döndüm. Hem korktum senden, hem seninle avundum. Hatırlıyor musun, bir kez sana kaçalım demiştim. Yalandan. Kaçtık beraber. Güneşin doğuşunu beraber seyretmek istedik. Ama ben... Beni seven bir omuz bulunca... Yılların yorgunluğuyla senin omuzunda uyuyakaldım. Bu sefer uyuyakalmayacağıma söz versem. Bir kez daha güneşin doğuşunu beraber izleyebilir miyiz? Baran. Efendim Ayşe. Neredesin? İşim var biraz, sonra konuşalım mı? Çok mu kırgınsın? Yok. Yani biraz. Neyse. Sonra konuşalım mı Ayşe, işim var. Tamam. Ne olmuş, niye kırgınmış sana? Yok ya, öyle değil. Bir şey olmuş belli. Anlat kızım sen. Ben gereksiz yere kalbini kırdım Baran. Niye? Yani tartıştık biraz. Ben de onu kovdum. Kovdun mu? Ya o gün beni Kasım aradı ya, senin uyandığını söylemek için. Baran da yanımdaydı o sırada. Kim kim diye sıkıştırınca ben de söyleyemedim. Söylesem seni de anlatmak zorunda kalacaktım. Ya Baran'ı biliyorsun, Durdan anlamıyor ki. Ya kendi umurumda değil de Baran'ın başına bela açmak istemiyorum. İyi yapmışsın kızım. Amcası da olsa Kendall'a bulaşmak iyi olmaz. Anne bir şey soracağım ya. Sor kızım. Bu Kasım niye hala burada? Başımızda dolanıyor, uyuz oluyorum. Ayşe. Kasım benim canımı kurtardı. Vurulduğumdan beri başımda. Şimdi kalk git diyemem ki. Başından mahvetmeseydi şimdi de kurtarmak zorunda kalmazdı. Borcunu ödemiş işte. Çok değişti Kasım Ayşe. Gerçekten değişti. Bize ne? Çok beklettin mi? Önemli değil. Gelin mi? Tamam. Maya. Beni bulacaklar biliyorsun değil mi? O da ne olur yeter artık. Yiyip bitirdin kendini, biraz sakin ol. Hem anneme güven, o halledeceğim dedin. Anneme güvenmek mi?
Annem bizim yanımızda olsaydı bunları yaşar mıydık sanıyorsun? Söylesene. Ada bak, annemin durumunu bilmeden konuşuyorsun. Sonradan pişman olabilirsin. Ben ortada pişman olacağım hiçbir şey göremiyorum. Ha. Sen bir şey biliyorsun da bana söylemiyorsan orasını bilemem. Maya sen ne saklıyorsun benden? Ne alakası var canım? Hiçbir şey saklamıyorum. O yüzden mi benimle konuşurken gözlerini kaçırıyorsun? Yok öyle bir şey ya da saklamıyorum. Maya söylesene. Ne saklıyorsun söyle dedim. Ya yeter. Sen delirdin iyice ha. Saklamıyorum bir şey işte. Hem sen sakin olur musun biraz? Bak annem halledeceğim dedi. Ona biraz zaman ver. Ben birini öldürdüm. Bilmem farkında mısın? Ve bu her an ortaya çıkabilir, tamam mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye bakmaya geldim. Yok Fikriye teyze, sağ ol. Abla. Rüzgar. Canım benim. Küsüm ben size. Bıraktınız siz beni. Çok özür dilerim. Tamam affettim. Annem de geldi. Abim de gelecek. Siz de buradasınız şimdi. Hadi gel. Baran da bir gün bizimle olabilecek mi anne? Olacak. Hem de çok yakında. Kendi yanına gitti. Ona engel olmalıydım. Şimdi arıyorum, açmıyor da telefonu. Herkes geldiğine göre hadi sofrayı hazırlayalım. Ne kadar güzel, ne kadar sessiz değil mi? Öyle. Sen şimdi bin tane soruna, bin tane cevap bekliyorsun benden. Ama bende hiç cevap yok. Benim aklımda sadece bana ait bir soru var. Onun da cevabını yıllardır bulamadım. Neden ben? Niye? Bugün ben senin yanına geldim ya. Sorularına cevap vermek için değil. Omzuna başımı yaslamak için. Ama yine de sormak istersen tek tek sor. Ben de tek tek cevaplarım. Ayşe, sen istersen bir daha ara Baran'ı ya da yanına git. Yok anne, onun da canı sıkkın belli ki. Zaten benim sorunlarımla uğraşmaktan hiç annesine bile vakit ayıramadı. Ben ona mutsuzluktan başka bir şey getirmiyorum. Ben biraz hava alayım. İstersen ben de geleyim seninle.
Böyle gece gece tek başına çıkma. Sana ne oluyor ya? Sanki ilk defa gece dışarı çıkıyorum. Allah Allah. Kızıma böyle uzaktan bakmak, onun bana düşman gibi davranması zoruma gidiyor be Sibel. Kasım, şimdi değil. Şimdi yapma, söyleme. Ne yapayım, böyle susup oturayım mı? Babası olduğunu şimdi söylersen benden hepten nefret eder. Ben sana inanıyorum, güveniyorum. Ama biraz sabret. Daha yeni yeni ana diyor. Sibel, sen benim elimden babalık hakkımı aldın. Sen benim elimden adam olma hakkımı aldın. Belki bilseydim her şey bambaşka olurdu be Sibel. Bu eller silah değil, ekmek tutardı. Ayşe'nin elini tutardı belki. İt gibi yaşadım ben, it gibi yaşadım, Allah kahretsin ya. Evet, haklısın, söylememem lazım. Ayşe bu ite mi baba diyecek ya? Ha? Ama bizim elimizden bu hakkı sen aldın Sibel. Ben ne yapsaydım Kasım? Ha? O cehennemden nasıl kurtulayım derken gelip sana mı sığınsaydım? Sen babalık hakkını mı arıyorsun? Benim analık hakkım ne olacak? Ben kime soracağım? Ben senin yüzünden kızıma yıllarca ablası gibi davrandım. Ana dediği ilk gün yastıklara sarılıp ağladım ben. Ben kime sorayım analık hakkımı? Kimden hesap sorayım? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevda Yazgıcı, kaç numaralı odada kalayım? 605 numara efendim. Güzel. Onun yanındaki odayı isteyeyim. Maalesef her iki odamız da dolu efendim. Aslında para kazanmak hiç de zor bir şey değil. Önüne çıkan fırsatları iyi değerlendir. Biraz da saksı çalıştır, hepsi bu. İyi akşamlar efendim. Odanızdaki klima sisteminde bir arıza var da sizi başka bir odaya alsak. Anlayışınız için teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Aferin. İyi akşamlar efendim. Kim o? Benim Gendal. Erkencisiniz. Aceleci olduğum doğrudur. Ama hayat geçiyor. Yetişmek lazım. 5 dakikaya hazırım ben. O zaman ben içer... Lobide bekleseniz daha iyi olmaz mı? Acele etmek iyidir. Ama tadını çıkarmayı engeller. Haksız mıyım? Beş dakika. 6 değil. Ye oğlum ye. Maşallah sen. Rüstem. Şadiye Hanım bilirsin. Nuri Ağa'nın karısı. Bilirim. Ne olmuş onlara? Onların bir kızı var. Adı Nazire. Pek bir güzel, pek bir hamarat. 20'sine basmadı daha.
Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Gülizar? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen? Ben ne diyormuşum Rüstem? Ben o kızı bu eve gelin diye almam. Rezil ettiler bizi. Sen de ağzını açıp tek kelime etmedin. Nerede kaldı senin ağzın? Melek bu eve gelin gelecek. Bu hesap kesilene kadar bana rahat yok. İkiniz de anladınız mı bunu? Neyi baba? Bu oğlanı bu duruma getiren sensin. Nesi varmış oldu bu? Aslan gibi maşallah. Gülizar, senin yüzünden kaç kere evlendi bu çocuk? Gelen kızların hepsi mi kötüydü? Evet, hepsi kötüydü. Altın gibi benim oğlum. Ben onu bunu bilmem. Melek'le evlenecek. Ağız tadıyla bir yemek yedirmediniz. Ya oğlum sen. Sonrasına bakacağız artık. Nesine bakacağız ya? Bundan sonrası ne ki kalsın? Sen benim hayatıma ne zaman girsen bir bela getirdin ya. Ayşem yanımda. Oğlum nerede? Madem değiştim diyorsun. Madem seni affetmemi istiyorsun. Beni oğluma götür kalsın. Ya Sibel, sen delirdin mi? Kendal'ın yaptıklarını unuttun galiba. Ya ben umurumda mı sanıyorsun? Bu yataktan çıkacak mıyım, ölecek miyim belli değil zaten. Ben oğlumu görmek istiyorum, anladın mı? Zaten Özlem bizi gördü. Merak etme. Ağasına gider söyler yarın öbür gün. Özlem bir şey söylemeyecek. Ya nereden biliyorsun ya? O değil miydi ikimizi de satan? Kendi çıkarı için bir kalemde ikimiz de harcayan o değil miydi? Söylemeyecek. Sana söz veriyorum. Senle Mehdi'yi kavuşturacağım. Güven bana. Bana bak Kasım. Bana borçlusun. Ben seni kızına kavuşturdum. Sen de beni oğluma kavuşturacaksın. Anladın mı? Kendal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun lütfen. Kimse yok. Erken geldik, geç mi kaldık? Kendal Bey'in emri efendim. Baş başa kalalım istedim. Kalabalıktan yıldım. Biraz sakinliğe ihtiyacım var. Galiba sizin de. O yüzden kapatayım dedim.
Buyurun. Buyurun. Çok naziksiniz. Haydi bakalım şef. Bizi nasıl ağırlayacak? Görelim bakalım. Umarım size layık olan hizmeti verebilirim. Buralarda sevildiğinizi, sayıldığınızı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Sağ olsunlar. Hayırdır bu saatte? Özlem, Fatih abin hiç sana uğradı mı kızım? Ha, uğradı bir ara. Para istedi de kovdum ben de. Bana da bir ara uğradı ama sonra ortadan kayboldu. Ya içime bir kurt düştü. Sana mı? İyi misin Sıra'na? Yani ne zamandan beri oğulların için endişelenir oldun ki? Ay ana Allah aşkına. Hiç öyle yüzünü gözünü düşürme. Öyle değil mi? Gören de seni her gün oğlundan, kızından konuşuyor sanır. Ayrıca Fatih abim bu. Gitmiştir bir yerlerde planlar yapıyordur. Merak etme. Parası bitince çıkar piyasaya. Merak etme yani. Ama gelirse haber veririm ben sana. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Sağ ol kızım. Baran Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk amcam, burada mı? Yok. Kendal abi bayağı dur uğramıyor. Eyvallah. Ne diyedik? Neredesin be amca? Telefonda da söylediğim gibi daha fazla fıstığa ihtiyacımız var. Bana senin gibi bir tane yeter oysa. İş konuşmayalım. Neden? Bu bir iş yemeği değil mi? Teessüf ederim. Böyle bir geceye iş mi diyiniz siz? Sağ olasın. Afiyet olsun. Orası kolay. Siz ne kadar ihtiyacınız olduğunu söyleyin, o iş bende. Tamam. İş konusu burada bitti. İyi akşamlar. Amcam içeride mi? Ben şimdi geldim. Buyurun bakın isterseniz. Eyvallah. Amcam nerede? Kendal Bey mi? Çok kalabalığız. Görmedim ama bir bakayım. Tamam. Eğlenceler. İstek parçanız olursa söyleyin lütfen. Daha ne kadar dikileceksin orada? Elbiseme basıyorsun. He, pardon.
Kendal Bey bugün gelmemişler. En son Sümbül restorana girerken görmüşler. Tamam, eyvallah. Bu şarkı tüm şaşkınlara gelsin. Şimdi Sevda Hanım, size bir şey diyeyim mi? İş, para, fıstık, fındık diyerek ömür geçeyim. Ne olacak? Sorar mısın? Ne olacak? Alt tarafı sarıp sarmalayıp indirecekler 2 metrelik çukura. Ne oldu? Nerede fıstık, fındık, çek, senet? Yok. Çutuk etti. Oysa hayatın keyfini çıkartmak lazım. Hem de her dakikası. Zevkin dibine vurmalı insan. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Öyle değil mi? Şimdi siz susun. Gözleriniz yeterince konuşayım. Ben onlara dinlemek isteyeyim. Ne diyorlar? Söyleyemem. Söylersem beni öldürürler. Bir kadına nasıl konuşulması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Gerçi buna şaşırmamak lazım. Duyduğum kadarıyla 3 tane eşiniz varmış. İnanın, evladımın yüzünü görmek nasip olmasın. Ofisimdeki masaj koltuğu daha çok şey alayım. 3'ünü topla. Bir bakışınız eder mi acaba? Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım sizi. Ne de olsa çocuklarınızın anası onlar. Ya iyi de ben ne olacağım Sevda Hanım? Ha? Ben ne olacağım? Eve giderken adımlarım geri geri gideyim. Ben istemez miyim şöyle koşa koşa gideceğim bir ev? Neyse ya, şimdi onları konuşmayalım. Amca. No, lan. Ya tamam, günahkarız da bu kadarını da hak etmeyeyim ya. Kendal Bey. Oy bara, ne var oğlum, görmeyeyim mi? İş üstündeyim, şey, iş konuşayım. Tabii konuşmamız lazım acil. En iyisi ben müsaadenizi isteyeyim. Bu kadar önemli olmasa bu yakışıklı buraya kadar gelmezdi herhalde. Yemek için tekrar teşekkür ederim. Ya şey, ben size... Lütfen. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Tabii. Ya bu böyle... Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah. Amca. Saçına ne oldu senin? El birliğiyle düşürdüğünüz akları kapatayım dedim. Diyeceksin ki bir işe yaradı mı? Hiç. Üşüdün mü? Hayır, üşümedim. Sen gözlerimin içine baka baka... Baran'a Ayşe için sevdiğin senden kaçar sanırsın ama... aslında koşması sanılır demiştin. Doğruyu söylemişim bak, görüyorsun. Sana daha söyleyemediğim... binlerce doğru, binlerce yalan, binlerce sır var. Beni yoran, yaralayan sırlar, yalanlar. Ama ben şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Sadece sussak olur mu? Sadece susalım. Olur. Söyle bakalım. Sabaha bekleyemeyen konu neymiş? İnşallah dediğin kadar önemlidir. Her şeyi öğrendim amca. Özlem'in abisini diyorum.
Gömmüşsünüz ya Beren. Sen nereden duydun bunu? Ada söyle. Ne önemi var ki? Peki Ebru bir şey dedi mi? Yok. Bundan daha önemli. Ne diyecek kendine? Senin ne işin vardı orada? Sen niye gittin ki? Ya polise, jandarmayı niye aramadın? Sen bana hesap soracağı ne? Dua et Allah'tan ben gitmişim. Ben onların bu işten sıyrılmasına yardım ettim. Ya böyle mi yardım ettin amcası? Ya polisi arayıp kızları sakinleştirip akıl vereceğine gömelim demişsin. E şimdi ne olacak? Bana bak bana. Durup durup bana dikleneyim. Bunu da yazayım bir kenara. Senin ne işin vardı orada? Amca. Şeydi. Ne diyeyim ha? Herifi yoluna götürmüşler işte. Onu mu diyeyim? Ben gittiğimde herif kanlar içinde yerde yatıyordu. Ne silahı vardı ne de başka bir şey. İkisi iki kolundan tutsa devirirler ha. Sıska herifin tekiydi. Ama yok. Onlar ne yapmış? Çakmışlar çekici beynine. E sen de gömelim dedin öyle mi? Böyle yaparak yardım ettiğini falan mı zannediyorsun? Amca. Bak bu iş bizi aşar. Bu işin üstünü böyle örtemezsin. Ya er geç ortaya çıkınca daha mı iyi olacak? Bana bak bana. Ben ne Ebru'yu ne de kızlarını severim. Ama sevsem de sevmesem de onlar Şamberli soyadın taşıydı. Ben sadece onların değil, bütün aileyi düşünmek zorundayım. Hatta senin doğacak olan çocuklarının istikbalini bile. Aile reisi olmak bunu gerektirir. Amca, bana masal anlatma. Bana bak Beren. Sen önce karşında amcan olduğunun farkına var, sonra karşıma geç. Sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun tabii. Adayı uçurumun kenarından aldım. Ada, Maya, Ebru hepsi perişan halde. Bakayım da sen de hamisi kesilmişsin onların. Sanki benim olaylarda bir parmağım varmış gibi düşüp peşime sorgulamaya gelmişsin. Baran, kendine gel evlat. Sözlerine dikkat et. Ben senin amcanım. Çok sevgili kardeşin. Uçurumun kenarına çıkıncaya kadar herifin kafasını patlatmasaydı bunlar yaşanmazdı. Ben onları ipten kurtardım be. Bir teşekkür bile etmediler. Tamam mı? Bitti mi sorgulama? Bitmedi. Fatih'in ne işi vardı orada? Ne bileyim ben? Manyak herifin teki. Sabri ile Fatih aynı soydan değil mi? Bunların ikisi bir olup alanı kaçırmadılar. Ananı kim burada? De hele. Para, kime neyin hesabını sorayım. İyice bir bak oğlum. Sosyete gülüyle eniklerine gelince, ben onlara yardım edeyim derken kendimi de tehlikeye attım. Görmeyin mi yeğenim adanın manyaklıklarını? Ha? Herifin kafasına geçirmiş çekici işte. Ne diyelim? Dünya bir pislikten daha temizler. Sen de bu işin peşini bırak artık. Bu işin üstünün kapanması birçok insanın hayatını kurtardı. İlk başta kardeşlerini, sonra da Ebru'nu. O yüzden sen bu işi unut. Fazla da kurcalama yeğenim. Ben hayatımda ilk kez bu kadar sevildiğimi hissettim Oğuz. Sen beni sevdin. Üstelik ben en olmaz yerdeyken. Buna rağmen sevdin. Evet sevdim. Hem de çok. Ama ben seni terk ettim. Oğlum için terk ettim. Bir geldim evet dedim. Sonra bir geldim olmaz dedim. Hiç mi kızmadın bana? Hiç mi demedin çocuk oyuncağı mı bu, olur mu böyle şey diye? Hiç nefret etmedin mi benden? Etmeli miydim? Yok yani... Öyle demek istemedim ama... Bir başkası olsaydı... Bir başkası olsa bu kadar çok sevemezdin Halil. Doğru.
Baran'ın annesi olmadığımı öğrendiğin zaman bile bana hiçbir şey sormadın. Tek bir soru bile sormadın. Kafanda binlerce soru var biliyorum. Evet var. Bütün o soruların tek bir cevabı var Oğuz. Baran'ın annesi Ebru. Şimdi o kafandaki soruların hepsini kendin cevapla. Ben de senin omzunda uyuyayım. Belki de son kez. Efendim? Baran, neredesin? Amcamla konuştum şimdi. O da aynı şeyleri söyleyip duruyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Baran, Kenan Beylerin konağına gelir misin? Yok, ben sabah geleyim. Lütfen, gerçekten sana ihtiyacım var. Benim, kızların, Rüzgar'ın. Hepimizin. Tamam, geliyorum. Fikriye Hanım, bu gece sizden bir şey rica etsem. Şöyle salona kocaman bir yatak yapsak da çocuklarla birlikte uyusak diyorum. Çok güzel olur. Olur da... sende bir tuhaflık var. Ada da bir kötü. Soramıyorum da. Sormayın lütfen. Peki. Sen öyle diyorsan vardır bir bildiğin. Hoş geldin Baran. Ben kızlara bakıp döneceğim. Seninle biraz konuşsak. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok ki. İyi akşamlar. İnan bana var. Hem de çok. Önce babandan başlarız. Seni nasıl sevdiğini, seni nasıl anlattığını. Benim Gendal. Kusura bakma. Uyku tutmadı da. Eğer sen de uyumadıysan bir kahve içsek diyeyim. Yemek olmadı. Bari kahve. Ha? Kahve içmek için buraya kadar geldiniz demek. He. Ta şuradan geldim. Oda tuttum da. Ya. Ama ben şimdi kahve içersem uykum kaçar. Hem yarın görüşeceğiz nasıl olsa. Ya bu saatte uyunur mu? Önünde sonunda nasıl olsa hayat aciz. Ama şimdi bu erken saatte... Kendal Bey, iyi geceler. Babanla kardeş gibiydik biz. İsminin geçmediği bir gün bile olmazdı. Gururla gösterirdi fotoğraflarını. Baksana derdi. Aslan gibi oldun.
benden yakışıklı. Ben de evet derdim. Önce biraz bozulurdu. Sonra evet ya. Aslan gibi oldu derdi. Babanın tek bir isteği vardı. Evlatları hep yan yana, omuz omuza olsun isterdi. Didişsinler, dövüşsünler ama hiç ayrı kalmasınlar. Sen benden haz etmiyorsun diye kardeşlerini bırakacaksan ben gelmem. Sen kardeşlerin yanında ol. Daima. Şimdi biz bu gece koyun koyuna mı yatacağız? Hı hı. O zaman hemen koş dişlerini fırçalamaya. Hem Fikriye teyze sana macunla fırça verecekmiş. Kızlar lütfen rüzgarı hissettirmeyelim. En azından bu gecemiz güzel bir gece olsun. O nasıl olacak anne? Eğer istersek olur. Tamam anneciğim, sen merak etme. Oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Baran, hoş geldin. Ebru Hanımlar nerede? Salondalar. Abi, sen de mi geldin? Yaşasın. Geldim tabii. Abin seni hiç yalnız bırakır mı? Hı? Fikriye teyze, diş fırçası verir misin? Abim için de. Banyoya koydum bile. Baran, ben senin için pijama da ayarlayayım. Hadi. Yetişecek mi baba? Yetişir. Çay ver çay. Bir işe yarar. Ben çay istediğimde masamda hazır olacak. Tamam. Aklıma ne geldi? Adı hatırlıyor musun? Evde ne zaman patlıcan yemeği olsa sen anne ne olur ben kumaşını yemeyeyim, kumaşımı yemeyeyim deyip tutturuyordun. Kumaşını mı? Hmm. Kabuğu diyemiyordu, kumaşı diyordu. Ne o ya, çok mu komik? Komik. Bence de komik. Bence süper komik. Öyle mi Rüzgar Bey? Ada abla, ben sünnet olunca acaba yeniden çıkar mı diye soran kimde? Komik ama. Patlıcanın kumaşı daha komik bence. Yani her erkek sünnetten korkar ama olunca erkek olur değil mi? Geçer gider. Al bakalım. Of. Ya anne ya? Ne ya?
Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Bana anneniz olma şansını tanıdığınız için. Beni anneniz yaptığınız için milyonlarca kez teşekkür ederim. Burnumda kokunuz, gözlerimin önünde hayaliniz. Ellerimde sıcaklığınız kalsın, başka bir şey istemem. Bir anne başka ne ister ki? Biliyorum, bana kızacaksınız. Neden yaptım böyle bir şey diyeceksiniz. Sizi korumaktan başka, sizi sevmekten başka sebebim yok benim. Anne olursanız anlarsınız. O ilk kokuyu içinize çekince dünyanın bütün kokuları silinir gider hafızanızdan. İlk öptüğünüz günden sonra dudağınıza değen her şey yabancıdır. İlk kucağınıza aldığınızda korkarsınız. İncitir miyim, canını yakar mıyım diye. Bir an önce geri bırakmak istersiniz. Canını acıtıyorsam diye. Ama bırakamazsınız. Hem isteyip hem istemeden yapacağınız şeylerden ilkidir bu. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir zaten. Yapmayacağım dediğin, asla dediğin şeyleri yaparken bulursun kendini. Tek bir açıklamam vardır. Evlat sevgisi. Her günahını, her ayıbını eksiksiz açıklar bu. Anneyim çünkü. Anneyim. Birbirinize sahip çıkın. Bana da çok kızmayın, olur mu? Uysuz prensesim, seni seviyorum. Ne olur kendine iyi bak. Kendine ve kardeşlerine. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Zarif çiçeğim. Sen çabuk üşütürsün. Dikkatli ol. Sıkı sıkı giyin. Yakışıklı prensim. Ablalarının ve abinin sözünden asla çıkma. Astım ilacını yanından ayırma. Çok koşma. Baran'ım, canım oğlum, sen benim oğlumsun. Öpmeye, koklamaya cesaret edemediğim oğlum. Ama siz bu satırları okurken ben elimi, kolumu bağlayan zincirlerden kurtulmuş olacağım. İşte o zaman her şey daha güzel olacak. Benim için bile. Sen hepsinin abisisin. Önce Allah'a, sonra da sana emanet ediyorum. Kardeşlerine iyi bak. Hepinizi çok ama çok seven anneniz. Ulan ben senin var ya. Thank you.
Sevda Hanım. Sevda Hanım. Anne. Kime baktınız? Odanın sahibi nerede? Burada kalan hanım. Sabah erkenden çıktı. Öyle mi? Günaydın. Yiyecek bir şeyler aldım sana. Acıktın mı? Yemem, sağ ol. Sibel, ilaç alıyorsun. Bir şeyler yemen lazım. Nasıl yiyeyim Kasım? Benim gözüme uyku bile girmiyor. Oğlum aç mı tok mu bilmeden nasıl yiyeceğim? Sibel, iki lokma bir şey ya. Çözeceğim dedim sana bu meseleyi. Hadi. Gerçekten mi? Gerçekten getirecek misin oğlum bana? Söz mü? Söz. Millet uyusun, koştursun Özlem. 600'lü bir kahvaltı hazırlayın. Söylenip durma. Tamam ana ya, kızma. O ne kız? Kelebek gibi. Uçacaksın yakında. Yüzün hep böyle gülsün kızım inşallah. Ay kalktı prenses. Aa, bu ne hal? Ne oldu? Düğünden mi geldin? Ne yaptın? Bana bak Narin. Oğlum diye diye ortalığı velveleye vereyim. Peşimden en temel gelip bir çuvalıncıyı berbat etti. Anayım diyorsan oğluna sahip çık biraz. Benim oğlumun senin peşinde ne işi var abi? Neyse ne işte. Vallahi boyamış. Ağam şey, dün gece de gelmedi. Sen Antep'te mi kaldın? Heh, bir sana hesap vermediğim kaldıydı. Çok konuşma da, odama açık evrak çantam var, onu getir çabuk. Sözleşme imzalayacağım. Fabrikaya geç kaldım, haydi. Antropos'a mı girdim be? Çabuk kız! Haydi be Özlem, haydi. Çantam. He. Hayır Ram ya, saç baş falan. Özlem, yine sen çok merak etmeye başladın ha. Ne bileyim canım, yıllardır ben seni böyle mi gördüm hiç? Bundan sonra böyle. İyi, tamam. Bana ne zaten? He, ben de onu diyeyim. Sana ne? Tövbe tövbe. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız ya? Şimdi bela sokacağım benim. 5 dakika kızım.
Alo? Baran oğlum akşam gelmemişsin eve. Yatağın öylece duruyor, bozulmamış. Ben de seni defalarca aradım oğlum. Açmıyorsun telefonlarını. Neredesin sen? Ana Antep'e gelmiştim ya amcamla konuşmak için. Tamam anladım da gece neredeydin? Fikriye teyzelerde kaldım. Ebru'yla kızlarla birlikte. Senin ne işin var orada Baran? Niye bana haber vermedin oğlum? Sen de bana hiçbir şey anlatmıyorsun ha. Oğlum bak. Sonra konuşalım mı? Benim kapatmam lazım şimdi. Hadi. Baran. Anacığım ben de bir koş çarşıya gidip gelsem defterim bitmiş de yeni bir kitap çıkmış onu da alayım diyorum ben. Ey madem git al da gel hadi. Kızımın yüzünü yine güldürdüğün için sana şükürler olsun ya Rabbim. Ne var? Ne istiyorsun? Söyleyip söylemedin merak ediyorsun yoksa? Yok. Söylemediğini biliyorum. Yine ağzına bir lafla gelmişsin belli. Ne oldu? Sibel'in bir ihtiyacı mı var yoksa? Evet var. Mehdi. Oğlum diye ağlıyor kadın. Ben de kızım diye ağlıyordum. Ya Ruslan bunun kızınla ne alakası var? O kadar çok alakası var ki sen bile tahmin edemezsin. Yapma Ruslan. Bir şey yapmıyorum ben. Hiçbir şey yapmıyorum hatta bütün musibetler geliyor beni buluyor. Bir kez görsün. Ben bir kez bile göremedim. Bunlar hiç yakışmıyor sana. Bence çok yakışıyor. Bir evladı anasından koparmanın ne büyük acı olduğunu senden hiç kimse bilemez. Haksız mı? Haklısın. İşte o yüzden Sibel'in ne istediği, ne istediği benim hiç umurumda değil. Ruslan. Kızın için ağlarken yanında ben vardım. Şimdi Sibel evladı için ağlıyor. Sana yakışanı yap. Şimdiye kadar benim yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ada büyükü kaldıramazdı. Kaldı ki yaptığı da hiç doğru bir şey değil. Ne yapacaksın peki? Sence bir kurtuluş var mı? Sen onlara böyle kol kanat girersen o kadar mutlu olurum ki Baran. Benim şimdi çıkmam lazım. Kardeşlerin sana emanet. Tamam, tamam da. Görüşürüz.
Hayırdır Deyzemoğlu? Neredesin kendi ağam? Sen beni pek merak eder oldun ha. Neredeyse her gün arayayım. Fabrikadayım, gel. Ne var Rıza? Ağam sağ ne olmuş böyle ya? Ne olmuş lan? Böyle şey yani. Çık lan dışarı. Çık! Allah Allah. Kasım. Kasım söyle ne oldu? Söylesene ne oldu? Kasım. Hırlamaya gittim. Getirecek miymiş oğlumu? Özür dilerim Sibel. Özür dilerim. Ne diyorsun? Getirmeyecek mi oğlumu? Benim ciğerim yanıyor artık Kasım. İnsan bir kapıyı tıklatır, adettendir. Lafı uzatmayacağım Kendal. Sana son bir teklifim var. Selam sabah yok mu Deyzemoğlu? Bakıyorum da bana kazık atmanın keyfini sürüyorsun. İki cambaz birlikte oynamaz Deyzemoğlu. Sanırım anlamışsındır buralarda kimin ağa olduğunu. Ağalık da beylik de senin olsun. Ben ticari itibarımı korumaya çalışıyorum. Kaçtan aldıysan 2 lira fazlasını veririm. Tüm fıstıkları sen toplamışsın. Benim de söz verdiğim firmalar var. Sen de 2'leri de alırsam ancak tamamlanıyor. Fıstıklarıma talipsin öyle mi Deyzemoğlu? Üzgünüm, bunlar benim. Bunları ben aldım. Umarım sen de dersini almışsındır. Kendal'la uğraşılmaz, anlamadım. Son sözün bu mu? Ben global düşüneyim Deyzemoğlu. Yurt dışına açılayım. Sen de bunu bileyim. Güzel düşünüyorsun da bence bu kadar büyük riske girme. Eğer riske giriyorsan da iyi bir ortağın olmalı. Ben yaş tahtaya basmam Deyzemoğlu. Sen tasalanma. Peki. Sonradan uyarmadı deme. Senin yapacak işin yok mu? Haydi güle güle. Eyle kuyruğu kıstırıp gidersin işte Deyzemoğlu. Hoş geldin meleğim. Hoş bulduk. Söz verdiğim gibi. Teslim olacağım. Dün de olabilirdim ama
O zaman sana bunu veremezdim. Ne bu? Açsana. Hadi. Gelinlik. Yok, gelinlik değil. Senin gibi bir melek giyince gelinlik olacak. Benim de elimdeydi. Elimin emeği var üstünde. İdris baba sağ olsun dükkanın kapılarını açtı işte. Ben de bir şeyler öğrendim. Giysene. Burada mı? He. Kimse yok. Ben de arkamı dönelim. Şurada giyersin. Hadi giy. Tamam. Ama bana yakışmadıysa. Yok. Çok güzel olmuşsun. Şimdi tam bir melek oldum. Hesabını vereceksiniz. Ben dayanamayacağım artık, gidip anlatacağım her şeyi. Böyle ha geldiler ha gelecekler, kafayı yiyeceğim gerçekten. Ada sen delirdin mi? Delirmedim. Delirmedim ama biraz daha beklersem gerçekten delireceğim artık. Ada! Ya Maya bırak ne olur, gideceğim. Ada nereye gidiyorsun kızım? Maran ne olursun bırak, dayanamıyorum artık, gidip anlatacağım her şeyi. Ya bir dur, anam bir çözüm bulacağım dedi. Halledeceğim dedi işte, bekle. Sence gerçekten bir çözüm bulmuş mudur? Sen ananı tanımıyor musun? Bekle. Halledeceğim dediyse halledecek. Annem bir yolunu bulur Ada. Hadi gel otur şu an. Geç hadi.
artık. Ben de gelsem en azından kapının önüne kadar ha? Yok Melek. Beni buradaki gibi hatırlamanı istiyorum. Öyle elimde kelepçeler, yanında jandarmalar olduğu halde değil. Bak gitmezsen vazgeçeceğim gitmekten.
Gel. Komutanım, Ebru Hanım geldi. Sizi görmek istiyor. Tamam, gelsin. Emredersiniz komutanım. Ebru Hanım, her ifade için geldiyseniz. Ben bir itirafta bulunmaya geldim. Sizi dinliyorum. Ben bir cinayet işledim.